Osmanlı İmparatorluğu'nun yaklaşık 600 yıllık tarihi boyunca çeşitli kadınlar önemli roller üstlenmiştir. Özellikle siyasi ve toplumsal konularda bazı kadınlar çok etkili olmuşlardır. Örneğin bazı kadınlar Osmanlı Sarayı'nda diplomatik görevler üstlenmiş veya devlet işlerine dahil edilmişler. Bu kadınlar genellikle yabancı elçilerle görüşmeler yapmış, diplomatik yazışmalara katılmış ve hatta bazen siyasi kararlarda söz sahibi olmuşlar. Bu döneme ise Kadınlar Saltanatı adı verilmiş. Bu dönem Kanuni Sultan Süleyman döneminde başlamış olup 1656 yılında Köprülü Mehmet Paşa'nın sadrazam oluşuna kadar devam etmiştir. İşte karşınızda Osmanlı'nın kudretli kadınları. 1. Hürrem Sultan. Osmanlı Devleti'nde padişahlar genellikle eşlerini cariler arasından seçerler ve resmi nikah yapmaktan kaçınırlarmış. Ancak Kanuni Sultan Süleyman ilk defa Hürrem Sultan'la resmi nikah yaparak bu kuralı bozmuştur. Hürrem Sultan, Osmanlı tarihinde devlet işleriyle ilgilenen ilk kadın olarak bilinir. Aynı zamanda Osmanlı tarihinde cariye kökenli olup bir padişahla resmi nikahla evlenen ilk Haseki Sultan olma özelliği de taşır. Kendi mührünü bastıran Hürrem Sultan, divan toplantılarını tel örgülü pencereden izler ve fikirlerini padişaha sunarmış. Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamı olan ve padişaha kardeş kadar yakın ve güçlü bir devlet adamı olan İbrahim Paşa'nın 1536 yılında, Şehzade Mustafa'nın ise 1553 yılında Kanuni'nin emriyle öldürülmelerinden sonra Hürrem Sultan büyük bir güç kazanmış. Bazı tarihçiler Kanuni'nin 1553 yılında Şehzade Mustafa'yı öldürtmesini Hürrem Sultan'ın etkisine bağlar. Bu sayede Hürrem Sultan'ın oğlu 2. Selim'e padişahlık yolu açılmış. Devlet yönetiminde de bir hayli etkili olan Hürrem Sultan, o zamana kadar başka Osmanlı padişah eşlerinde görülmemiş şekilde dış siyasetle ilgilenmiş, diplomatik yazışmalar yapmış. İran Savaşı'nı desteklemiş. Ruslar ve Lehlerle barış içinde yaşanılmasını sağlamış. Kanuni Sultan Süleyman'a bir kız, 4 oğlan çocuğu vermiş. En büyük oğlu Mehmet Şehzade tahta çıkmadan öldürülmüş. İkinci oğlu Selim tahta çıkmış. 2. Mihrimah Sultan. Kanuni Sultan Süleyman'ın Hürrem Sultan'dan olan kızı Mihrimah Sultan da annesiyle birlikte büyük güç kazanmış ve devlet işlerinde söz sahibi olmuştur. Sadrazam olan eşi Rüstem Paşa ile birlikte imparatorluğun en güçlü kişilerinden biri haline gelmiş. Hem Hürrem Sultan'ın hem de Mihrimah Sultan'ın Osmanlı İmparatorluğu'nun Lehistan Krallığı ile barış içinde olmasının sağlanmasında büyük payları olduğu düşünülür. Mihrimah Sultan o kadar güçlü, o kadar zenginmiş ki babası Kanuni Sultan Süleyman'ı Malta seferine ikna için kendi cebinden ödeyeceği paralarla 400 gemi yaptıracağına söz vermiş. Mihrimah Sultan'ın gücü anne ve babasının vefatından sonra da devam etmiş. Hayatını kaybedene kadar padişah kardeşi 2. Selim'in en yakın danışmanlarından biri olarak kalmış. Mimar Sinan'ın ise ona derin bir aşk duyduğu söylenir. Hatta Mihrimah Sultan adında Edirne Kapı'da cami, çeşme, hamam ve medreseden oluşan Mihrimah Sultan Camii ve Külliyesini yapmıştır. 3. Nurbanu Sultan. Mihrimah Sultan hayatını kaybettikten sonra 2. Selim'in Venedik'te eşi Nurbanu Sultan güç kazanmış. Eşinin saltanatı dönemindeki etkisi oğlunun saltanatında da artarak devam etmiş ve dış siyasette söz sahibi olmuştur. Oğlu 3. Murat döneminde Venedik taraflısı bir politika izleyerek Venedik'te uzunca bir barış dönemi yaşanmasını sağlamış. Venedik'te Osmanlı arşivlerinde saklı diplomatik yazışmalara göre Nurbanu Sultan eski vatanına Osmanlı sarayından bile hizmet vermiş, hatta bir savaşı da engellemiştir. 4. Safiye Sultan. Bazı tarih kayıtlarında Safiye Sultan, Nurbanu Sultan'la karıştırılır. Ancak Safiye Sultan, onun gelini ve 3. Murad'ın eşidir. Safiye Sultan, eşinin padişahlığının ilk yıllarında kayınvalidesi Nurbanu Sultan ve kızları Esmihan Sultan ve Gevherhan Sultan'la iktidar mücadelesi yaşamış, 1583'te Nurbanu Sultan'ın vefatından sonra eşi üzerindeki etkinliği sayesinde büyük güç kazanmıştır. Safiye Sultan'ın etkisi oğlu 3. Mehmet'in döneminde de devam etmiştir. Adım adım hedeflerine ulaşan Safiye Sultan çok can yakan bir Osmanlı kadın sultanı olarak tarihe geçer. Avrupa ile ilgilenen Safiye Sultan, İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth'le mektuplaşmış.
1. Elizabeth, Safiye Sultan'a süslü bir araba hediye etmiş ve Safiye Sultan da bu arabayla İstanbul'da o zaman için alışılmadık şekilde gezmeye başlamıştır. Öte yandan Şehzade Mahmut ve annesi Safiye Sultan'ın iktidarının geleceğini tehdit ediyorlarmış. Bu yüzden oğlu 3. Mehmet'i etkileyen Safiye Sultan amacına ulaşmış. Şehzade Mahmut 1603'te sessizce sarayda boğdurulmuş. Geleceğin validesi olan annesi ise eski saraya sürgün edilmiş. 5. Mahpeyker Kösem Sultan. Osmanlı tarihinin ünlü ve etkili kadınlarından olan Kösem Sultan'da sıra. 1590 yılında Bosna'da Anastasya adıyla dünyaya gelen Kösem Sultan, Bosna Beylerbeyi tarafından İstanbul'a gönderilmiş. 15 yaşındayken Sultan 1. Ahmet'e haseki olmuş. Keskin zekasıyla padişahı etkisi altına alan Kösem Sultan kısa sürede bütün saray nüfuzunu kabul ettirmiş. Genç yaşta dul kalınca ise tahta geçen 1. Ahmet'in kardeşi 1. Mustafa ve daha sonra 2. Osman devlet işlerini çok fazla karıştığı gerekçesiyle Kösem Sultan'ı eski saraya göndermişler. Ancak 11 yaşında tahta geçen oğlu 4. Murad'ın ilk saltanat yıllarında yeniden devlet yönetimini etkilemeye başlamış. Sultan Murat büyüdükçe annesinin faaliyetlerini büyük ölçüde engellemiş. Ancak o da genç yaşta hayatını kaybedince Kösem Sultan yeniden etkin hale gelmiş. Hatta tüm bu yaşananlar Kösem Sultan'ı imparatorluğun en önemli yöneticilerinden biri haline getirmiş. Kösem Sultan Anadolu'daki isyanları bastırmak için birçok girişimde bulunmuş. Anarşi döneminde ülkeyi toparlama konusunda yoğun çaba sarf etmiş. Bunun yanında muhtaçlar için aş evleri açmış, hayır kurumları yaptırmış ve fakir kızların çeyizlerini hazırlayarak onları evlendirmiş. Bu icraatları ilk döneminde toplum ve bürokrasi çevrelerinde büyük takdir görmüş. Torunu Sultan 4. Mehmet zamanında Kösem Sultan nüfusunu korumakla birlikte gelini, padişahın annesi Turhan Sultan, kendi yükselişine engel olarak gördüğü Kösem Sultan'a karşı çıkmış ve bir gece dairesi basılarak boğdurulmuş. Kösem Sultan'ın ardından devlet yönetiminde söz sahibi olan kişi Turhan Sultan olmuş. Ancak valide sultanlığı sonunda ele geçiren Turhan Sultan'ın Köprülü Mehmet Paşa'nın sadrazamlığa gelişiyle elini eteğini devlet işlerinden çekmesiyle kadınlar saltanatı olarak adlandırılan dönem sona ermiş. Sonuç olarak Osmanlı İmparatorluğu'nda kadınlar saltanatı zaman zaman mutlak bir güce yaklaşmış ancak hiçbir zaman Rus İmparatorluğu'ndaki 2. Katerina veya Britanya İmparatorluğu'ndaki 1. Elizabeth gibi resmi bir nitelik kazanmamıştır. Kadınlar saltanatının en önemli sebeplerinden biri duraklama döneminde çocuk yaşta tahta çıkan dengesiz padişahlardır. Öte yandan padişahların kardeş katli geleneği de oğulları için kulis yapan validelerin siyasete müdahalesi sonucunu doğurmuştur.